Final Four'a doğru programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız Berlin yolunda ve Sarı Lacivert'le ekibimizin önemli isimlerini programlarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Yardımcı antrenörlerimizle birlikte olacağız bu programımızda da ve Thomas Masiulis'le birlikteyiz. So coach first of all I want to welcome to our program. Thank you, it's very nice to be here. <laughs> Uh, if we need to uh, remind you about uh, Thomas Masioulis and his career, we remember with his success uh, in his pro career between uh, 1994 to uh, 2009, uh, both national team and uh, also especially in Jalgiris and Procom. Uh, in Jalgiris, they became champions in Euroleague in 1999, also achieved two Supporter Cup uh, and five League Championships. Uh, he also uh, won five league championships in, uh, in, his, uh, in poland uh, also uh, with lithuanian uh, national team. they lost to united states by only two points in the semifinal of uh, sydney olympics. Uh, maybe if saras uh, made the last second triple, uh, they would have been uh, winning the gold medal against france. Uh, but they had the bronze medal in the olympics. After retirement in uh, 2009, uh, he coached Zagiris uh, and Lithuanian uh, under 19 and uh, under 20 teams. Uh, in, 19, eight, uh, in 2018, he joined uh, Sharna Sjesikevicius' uh, team in Zagiris and they served after uh, first Barcelona and now Fenerbahce Beko. Uh, so, coach, I hope there is nothing I missed about your career. <laughs> if there, uh, if no, there no. Uh, please uh, kindly you can edit. No, no it's, everything is good. <laughs> no problem. So uh, we have to start uh, about '99. I want to start about '99, uh, 1999, uh, when you were champions with Žalgiris. Uh, you had only two defeats. Uh, one against Avtodor uh, in yeah. Russia yeah. and the other against Fenerbahçe in Istanbul with a score uh, about 99-84. Uh, exactly after 25 years uh, after uh, their Marko Milic, Mahmud Atalay, uh, maybe you remember Ibrahim Kutlay and Janta Bak, uh, you played against Fenerbahçe uh, in Istanbul. Uh, how did you feel when uh, Şarraz called you and said that uh, we are going to Istanbul to work for Fenerbahçe beko Well, it was unexpected in the middle of the season for us, but we, we, we discussed, and that it's a very big club, big, big opportunity for us. So, if he decides to go, I, I am I'm following him, and I'm happy that we are here. So, Coach uh, Monaco uh, is the team which you experienced uh, interesting coincidences uh, at last time. While you, while you were in Barcelona, your last match in Euroleague against Monaco in the final four, uh, third place game, and your first match at Fenerbahce Beko was the Monaco match. Uh, also, afterwards uh, we had winning streaks, uh, Turkish Cup championship, and uh, we received. Uh, final four by eliminating also Monaco uh, we saw the development in the team in a short time uh, and even though uh, we were not in the field uh, we were we uh, we saw the uh, development in the team uh, did you experience difficulties during this period intense uh, hard match uh, schedule Oh, of course, all, all three games. What you said, it, uh, were different. Last year, last game was for the third place. After we lost a very uh, tough game in the semifinals against Madrid. This year, we came first game for sure. Just one day, so we cannot change nothing. Just I remember this. It was everything new for us in first game in Euroleague. After one day, we came against Monaco. The same, it was <laughs> new experience for us. And to talking about this series for sure, uh, both teams deserve to be in final four. we, we have some luck maybe, but uh, we are happy that, that we show character, we stay together in clutch moments, and, and we beat very, very, very good team with the mvp, uh, Mark james. of course. Uh, and uh, we know that uh, Beko has been one of the dominant teams in european basketball uh, for a long time. what can you say about the basketball organization uh, in panawacheko? Oh, it's a high, le high level. From the first day we came here, you know, we feel like a family, so everybody supports us. You know, everybody uh, together, happy together, you know, in the tough moments. So I think it's very, very most important, and for sure, Fender Fenerbahce with the great history of basketball. And also, uh, so in your opinion, uh, what was the breaking point or unforgettable victory uh, of the season so far? In Euroleague, oh, I think every time to stay together. What we want to do with the coach and don't think about yourself. For all players, think about the team. How to help that matter? You're playing, you are main player, or you are helping in the practices. or Nothing. We need all 16, 17 players. So everybody must to be ready and to help for the team what they can do the best and and to live on the court 100 so percent. So, uh, there is a very little time left for the Final Four in Berlin. Uh, we will face against Pana in the semi final, but we guess that uh, the work is being uh, done only uh, not Pana. Uh, also, uh, you work for uh, Real Madrid and Olympiacos. Uh, what are your thoughts about the Final Four? First of all, we're happy that we're, uh, we're between uh, between these four four teams. I think all four teams who is coming to Berlin is uh, want to win two games. So it's like always, and I think the most important, like I repeat one more time, that to stay together, to stay calm in tough moments, you know, and go step by step, uh, and think about the team. So uh, and. The, Manau, kad dar vienas svarbus dalykas, kodėl turime žaidėjų, kurie mėgsta būti ten, mėgautis atmosfera, nes esu tikras, kad ten bus labai gera atmosfera. Taigi, darykite tai, ką galite padaryti geriausiai, ir mėgaukitės, padėkite komandai. So, finally, I'll ask about our fans. You uh, can estimate that they provide great support to you, our team, uh, not only in our hall, uh, but in all away matches too. Also, we know that uh, their number will be many in Berlin too. Uh, do you have a message to our fans? Yeah, of course, we have message. Uh, when we came here, our Turkish coaches said that we have a lot of uh, fans. <laughs> Away and we, especially in Germany, we, we have playing like uh, we are playing like at home. And we played to, uh, one game in, against Alba Berlin. We saw that almost full gym, our supporters. We feel like at home. So just keep keep believing us, uh, support us, and we will do our best. And uh, do you have something that uh, you want to add? Finally, uh, thanks once again for spending uh, your time for us. Uh, what do you want to say? Do you want to add something? Mm, no, just stay for everybody stay, stay healthy, support and enjoy the life. And good luck in Berlin. Thank you very evet, much. Evet, Thomas Masiulis bizlerle birlikteydi. Yaklaşan Euroleague Final Four'u öncesinde onun da görüşlerini aldık. Yardımcı antrenörlerimizle röportajlarımız devam edecek. Evet Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın Final yolculuğu öncesinde yardımcı antrenörlerimizi Final doğru programında ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda Erdem Bilmem var. Erdem Hocam hoş geldiniz. Yayınlısı. Hoş bulduk Serhan'cığım. Evet Erdem hocamın da e, tabii Thomas Masiulis'in kariyerini e, bilmeyenler için hatırlatmıştık. Erdem hocamın da e, kariyeriyle alakalı bilgi vermek gerekirse oyunculuk e, kariyerinde Anadolu Efes altyapısında başlamıştı. Sonrasında birçok takımda forma giydi ve antrenörlüğe başladı. Antrenörlükte de öncelikli olarak Eskişehir'de sonrasında Gaziantep ve son olarak da Bahçeşehir'de görev yapmıştı. Evet Erdem Hocam heyecanlıyız. Heyecanla Final Four'a gitmeyi bekliyoruz. Tabii sezonla alakalı ister istemez zorluklar yaşandı sezon içerisinde. Bunları konuşacağız sizinle. Tabii sizin görevinizle alakalı da hem taraftarlarımızı hem de camiamızı bilgilendireceğiz. Neler söylersiniz genel haftarıyla? Evet, senin de söylemiş olduğun gibi oldukça zor bir sezon oldu ama eğer bu seviyede oynuyorsanız zaten bu tip zorluklara da e, hazır olmanız gerekir. E, çok iyi bir başlangıç yaptık özellikle Eurolig'e. Kısaca ben sezonu özetlemem gerekirse çok iyi bir başlangıç yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam 6 maçta 5 galibiyet. Evet. Fakat sonrasında hem şanssızlıklar hem sakatlıklar e, üst üste oynadığımız deplasman maçları gelen bir 7 maçta 6 mağlubiyetlik bir seri. Ee, i̇şlerin yolunda gitmediği e, görüntüsündeydik. Ancak ondan sonra özellikle ISK 300'ün gelmesinden sonra e, bir galibiyet serisine başladık ve e, hem Türkiye liginde hem yürüyükte kendimizi üst sıralara e, taşıdık. E, tabii ki Final Four için senin söylediğin gibi bizler de çok çok heyecanlıyız. E, çok zor bir seriden çıktık herkesin e, izlemiş olduğu gibi. Belki ee, de Euroleague tarihinin en e, zorlu, en çekişmeli play serisi olabilir. Ben de katılıyorum. Hatırladığım kadarıyla e, hemen hemen her maçı son topta, bir kaz burada kazandığımız maç hariç bütün top maçlar e, ya uzatmada bitti ya son toplarda bitti. Oldukça yıpratıcı hem mental olarak hem fiziksel olarak. Şu anda takım olarak e, söylemem gerekirse o, o yorgunluğu üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Bu arada on, o e, dönüşümüzde iki tane erteleme maçını oynamamız bizim bu dinlenme sürecini birazcık sekteye uğrattı diyebilirim. Ama en kısa zamanda Final Four'a hazır hale geleceğimize inanıyorum. Peki hocam yani sezon içerisinde şüphesiz antrenör değişiklikleri takımları zorlar. Siz teknik ekiptesiniz. İşte Dimitris Itoudis'le 13. hafta sonunda yollar ayrıldı. Çarnasya 300 takımın başına geldi. Takım 12. idi o dönemde. 6 galibiyet, 7 mağlubiyette. Ama sonrasında normal sezonu 6. sırada noktaladı ki Monaco maçıyla Yine bir ilginç bir tesadüf Monaco maçıyla aslında e, Şarun Asesikevicius e, Fenerbahçe kariyerine başlamıştı. Hatta geçen sene Barcelona'da da e, görev yaparken Euroleague'deki son maçı, üçüncülük maçı yine Monaco'ydu. Evet. E, yani ilginç tesadüfler barındırıyor Monaco e, Şarun Asesikevicius için. E, hatta Thomas Masiulis'le de e, onu konuşmuştuk. E, ama yani antrenör değişiklikleri hakikaten e, zor süreçler olabilir. O dönemde bizim konuştuğumuz konu kendi aramızda özellikle şuydu takımın fikstür avantajı yani İstanbul'dan çok fazla çıkmaması özellikle işte Aralık ayının son bölümü ve Ocak ayının neredeyse ilk 3 haftasında yanılmıyorsam sadece bir kez şehir dışına gittiniz. O da Bodrum deplasmanıydı galiba Doğru. E, ligde. Yani o bir avantaj oldu şüphesiz sizin için. Tabii. tabii. Yani o o avantajı da iyi kullandık tabii. Yani küçük bir avantaj. Özellikle EuroLeague'de Evet biz bu sene evimizde çok başarılı olduk ama her maçın zorluğunu eğer bize sorarsan farklı bir yorum yapabiliriz. Ama o avantajımızı doğru söyledin iyi, kullandık. Ve o bizim çıkışımız için çok çok önemli bir periyottu. Orada gelen arka arkaya galibiyetlerle takımın moral motivasyonu da oldukça yükseldi. Kendine güveni yeniden geri geldi. Senin söylediğin şey bir tesadüf de esas, ya tesadüf demeyeyim de genel anlamıyla baktığımız zaman sezonda deplasmanlarda sıkıntı yaşar bir profilimiz vardı. Ancak son deplasman maçını kazanarak final forma gitmemiz de bence önemli bir detay. Peki hocam, e, yani ben özellikle dışarıdan tabii biz e, sizi takip ediyoruz, tamam seyahatlerde hep birlikteyiz zaten ki e, yani açıkçası şunu da söylememiz gerekiyor, özellikle bu kış saati uygulaması döneminde o iki saatlik fark dahi e, yani bizde dahi yurt dışına gidip e, dönüşlerde e, problem yaratabiliyor, e, sanki. Yani o iki saat çok ciddi algılanmayabilir ama yani bir jetlag etkisi dahi yaratıyor ister istemez. Yani bu kadar zorluğa rağmen o süreçte çünkü buraya da geldiğinizde şehir dışı deplasmanına belki takımın doğrudan gittiği süreçler oldu. kırılma anı sizce neydi? Yani benim gözüm benim gözümle şu yani ben Türkiye Kupası şampiyonluğunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O dönemde yani e, takımın özgüveni açısından o şampiyonluk e, sezonun e, şu ana kadarki bölümünde o şampiyonluk geldikten sonra onun sağ içindeki etkilerini çok daha net görebiliyoruz. Esasen doğru söylüyorsun ama ben e, kırılma noktasının yine koç değişikliği ile birlikte o e, fikstür avantajında hemen hemen hiç hata yapmamış olmayı görüyorum. Evet, o süreçte Türkiye Kupası'nı kazanana kadar bence devam etti. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra esasında yine bir küçük de olsa bir düşüşümüz oldu bence. Ama kırılma noktası bence yine de o ilk geliş süreci, koçun yeni geliş süreci ve orada kazandığımız arka arkaya maçlar, o kendimize güvenimizi tekrar geri kazanmamız anlamında bence çok çok önemliydi benim gözlemlediğim kadarıyla. Seni söylediğin gibi... o Biraz önce içeride arkadaşlarla konuşuyorduk. Şu ana kadar 81 tane e, maç oynamışız. 72 tanesi resmi maç. 39 tane e, 39 Euro League maçı playofflarla birlikte. 33 tane Türkiye Ligi maçı. 72 maç. 8 maç e, sezon öncesi oynadık. 80 tane maç oynadık ve e, yani takım oldukça <laughs> oldukça yoruldu, oldukça yırpalandı ama şu anda artık en önemli döneme geldik. Açıkçası bunları yani yorgunluk, mental e, sezon içinde yaşadıklarımız çok fazla düşünmeyip sadece hedefe odaklanmış durumdayız. Hocam tabi biz e, seyahatlerde sizlerle sürekli birlikteyiz. Yani ben sizin yanınıza ne zaman gelsem o bilgisayar açık oluyor önünüzde. E, gerek otobüs gerek e, uçak yolculukları sırasında. E, tabi şimdi Panathinaikos'la karşı karşıya geleceğiz. Onunla ilgili de çalışmalar başlamıştır. Hatta e, ben eminim ki sadece Panathinaikos değil e, ve Real Madrid üzerine de çalışmalar devam ediyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Sen de zaten bu konuda yeterince tecrübelisin Serhan. <laughs> hepsine çalışmaya başladık. Asistan koçluk böyle böyle bir şey. Bilgisayarı çok fazla kapatamıyoruz. Çok fazla erken uyuyamıyoruz. demi söylediğim gibi birçok zorluk. Maç trafiği çok yoğun. Senin söylemiş olduğun gibi deplasmanlardan, yürürlük deplasmandan dönüp Türkiye Ligi deplasmanlarına gittiğimiz çok çok oldu. ama bu işin doğasında var. Eğer bu seviyede asistan koşulu yapıyorsanız zaten bunları göz almış olmanız gerekir. Bizim her şeyimiz dakik yani uçaklarda Tabii. çalışmamızın sebebi o, o vakit şeyini kapatmak Tabii. mümkün olduğunca. Hatta yeri geliyor işte en son Monaco'da yani işte Nice'ten Monaco'ya giderken orada bir yarım saatlik süre vardı. Orayı bile değerlendirdiğinizi düşünüyorum. <laughs> ben. Yarım saat çok önemli bir süre <laughs> bizler için. Yani işte bize bazen bana diyorlar işte yayına bir dakika kaldı söylüyorlar. Diyorum ki basketbolu çok uzun süre. Evet. <laughs> yani sen sormuştun. Gerçekten bu seviyede asistan koşu yapmak benim bu sene ikinci sezonum. Gerçekten her maça hazırlanmak çok detaylı hazırlanıyoruz. En ince ayrıntısına kadar rakipleri analiz ediyoruz, kendimizi analiz ediyoruz. Çok sık maç oynuyoruz. Yani 80 tane maçtan bahsediyorum. Hazırlık maçları da dahil. Biz hep aynı şekilde, hemen hemen aynı şekilde maçlara hazırlanıyoruz. Ve bu önemli bir süreç gerektiriyor. Yani Final Four'a gittiğimize göre de işimizi layıkıyla yaptığımıza inanıyorum. Bakalım. Tabii 6. Final Four'umuz. Artık biz de iyice tecrübe edindik bunu sağ dışında bizler de. tabii ki de şu an itibariyle Final Four özelinde sadece futbolda da değil, sadece basketbolda da değil, futbolda da benzer bir organizasyon olsa dört takımın eşit şansa sahip olduğunu biliyoruz. Berlin'le ilgili neler söylersiniz? E, şüphesiz Berlin'de seyirci anlamında ciddi bir desteği yine arkamızda olacağına biz inanıyoruz ki yani belki organizasyon işte salonda değil de e, NCAA'lerde çok fazla görüyoruz bunu. Final Four organizasyonlarını işte Amerikan futbol statlarında yapıyorlar ortaya bir portatif türbin getirip 60-70 bin kişinin önünde oynatıyorlar NCAA Final Four'larını. Belki işte Final Four organizasyonu Berlin Olimpiyat Stadında olsa herhalde orası da tamamen <laughs> e, dolardı diye düşünüyorum. E, siz neler söylersiniz taraftarımızla ilgili ki e, hangi deplasmana giderseniz gidin. E, Litvanya'da da bu sene e, ki Litvanya'nın e, Kaunas değil e, ya da işte e, başkent değil ama e, çok fazla bilindik bir yeri de değildi. Panevezis. Panevezis. Ama e, orada da Fenerbahçe Fenerbahçe 25 dereceydi. <laughs> evet. Yani orada da Fenerbahçe taraftarı vardı. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersiniz? Ee, taraftarımız bizi bu sene özellikle iç sahada, senin söylemiş olduğun gibi deplasmanda da ama özellikle iç sahada müthiş destekledi. Onların gücünü hep arkamızda hissettik. Ee, Berlin'de de şüphesiz kendi evimizde oynayacakmış şekilde bizi yüzde %100 inanıyorum. Fakat işte Olympiakos'un ve Panathinaikos'un da taraftarlarının ne kadar çok ilgi gösterdiğini duyuyoruz. Ama ben yine de yarısı Türk olan Berlin'de kendi taraftarımızın önünde oynuyormuşuz gibi oynayacağımızı tahmin ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Diliyoruz ki bu programları sürdürürüz. Tabii şimdi programımızın da sonuna geliyoruz. Hocam şimdi bizim şöyle bir oyunumuz var. Takımdaki oyuncularla ilgili yani ben kimim şeklinde oyuncuların oyuncularla ilgili ben size ipucu vereceğim ve siz onun kim olduğunu bulacaksınız. Yapalım böyle bir şey. Tabii yapalım. Başlıyorum ilk ipucuyla. Brook Lopez'e karşı oynadım ama Paul Pierce'e karşı oynamadım. Brook Lopez'e karşı oynadım, Paul Pierce'e karşı oynamadım. Ama yani toplamda zaten 5 tane ipucumuz var. Diliyorsanız ikincisini Hı. söyleyeyim. İkincisi, ben sorabiliyor muyum? İpucu sorabiliyor muyum? Yok yani ikincisiyle devam edelim. Eğer sıkıştığınız tamam. yerde tamam. sizden sonra alayım ben. Peki tahmin hakkım kaç tane var? Tahmin hakkı size sınırsız diyelim. Marco Guduric. Marco, Gülüşmeler. Gülüşmeler. Marco değil. E, Brook Lopez'e karşı oynayıp Paul Pierce'e karşı oynamamış olan. E, devam ediyorum. E, oynadığım takımlarda Orhun Nene ile çalıştım ama Bur Burak Büyükta çalışmadım. Orhun Nene ile çalıştım. Burak Büyükta çalışmadım. Bizim takımda Orhun ile çalışan kim var? Üçüncü ipucunu vereyim mi? Hı hı. Asım Pars'la aynı kulüp takımında oynadım ama Can Maxim Mutaf'la oynamadım. Orhun Orhan Özeyli nerede? Oynadığım takımlarda. Orhun Ene ile çalıştım ama Burak Bıyıkta ile çalışmadım. Bir tane daha vereyim mi? Son. <laughs> Milli takım formasıyla bir Avrupa şampiyonluğum var. <laughs> O zaman o zaman Türk Türk değil. Son ipucunu vereyim mi? Bir saniye. Sadece son ipucu. Kariyerimde toplam 13 kupa şampiyonluğum var. Melih? Evet. evet. Melih Mahmutoğlu. Ya, <laughs> esasında söyleyecektim ama Orhun abiyle nerede çalıştın? Milli takım. Ya milli takımda. Çünkü oraya altını ah, çizerek altın çizerek söyledim. Oynadığım takımlarda kulüp i̇kinci, takımlarında demiyorum. İkinci de söyleyecekti mesasında Melih Mahmutoğlu <laughs> ama Orhun abiyle hangi takımda çalıştın? Evet, o, bu arada bilgilerim bilgilerim paylaşmak ben, gerekirse Brook Lopez'de 2015'te bizim e, oynadığımız maça, maçta e, forma giymişti Melih Mahmutoğlu. Bir de 2019 Dünya Kupası'nda. Çok bir güzel. Türkiye maçında. Asım Pars'la Erdemir de Erdemir oynadılar. beraber oynadılar. Evet. Can Maxim Mutaf zaten Melih'in geldiği Avrupa, sezon. Avrupa şampiyonluğu da herhalde dediğim. kulüp şampiyonluğunu. Yok Avrupa şampiyonluğuna milli takım formasıyla dediğim 2013 Akdeniz oyunları. <gülüyor> <gülüyor> bir de oradaki ipucu şu milli takım formasıyla bir şampiyonluğum var. Avrupa şampiyonu da demiyor. Tam, Tam orada da. ben detay <laughs> sorabilirim. <sonra> <laughs> Ama güzel ama güzel değil mi? güzel ama <laughs> ikinci ikinci soruda Melih olduğunu sadece Orun abiyle eşleştiremedim nerede o, o Çünkü çinti. orada kulüp takımı, mesela alsın Parsla aynı kulüp takımında oynadım evet. ama Can Maxim mutafla oynamadım ipucusu Orun'de ne konusunda da oynadığım takımlarda. Ya, Orada doğru. ufak bir detay vardı. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. vakit tamam. ayırdığınız Süper, için. Bu. <laughs> bu testi dışarıda yapalım seninle. <laughs> bütün sorular zaten <laughs> elimde var bütün sorular. takımla ilgili. Ee, onunla ilgili konuşmaya devam ederiz. Evet, Serden Bilmem bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe Beko Basketbol takımımızın yardımcı antrenörü. E, Final 4'a doğru programımız tüm hızıyla devam edecek. Final Fora doğru programında yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın yardımcı antrenörleriyle e, takımımızın Berlin yolculuğu öncesinde onların da görüşlerini almayı sürdürüyoruz. Şimdi de yanımızda Radovan Trifinovic var ve Radovan ile e, bu sezonu e, ve Fenerbahçe Beko'da geçirdiği sezonları e, konuşacağız. First of all welcome to our program. E, Also, uh, we chat with you uh, in our hall and uh, at Yıldız away game uh, trips, uh, time to time. Uh, we also talk about basketball, uh, but uh, we want to talk in 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 front of the cameras too. Uh, first of all, thanks you, uh, thank you very much uh, for spending your time for us. Thank you for inviting me, for <laughs> <laughs> having me. Uh, Tabii antrenörümüzü bi, an, anlatmam gerekiyor, so coach. Um, I want to introduce about you, because uh, maybe our fans uh, don't know anything okay. uh, about your career. Okay. Uh, okay. So, uh, he played uh, pro basketball in his country, uh, Slovenia, uh, for the teams uh, such as Domžale, uh, Polzela, Koper, Centur, and Litia. <laughs> Between and, uh, 1993 and, uh, 1993 to 2008. Also, you have uh, experience in uh, Portugal too, I think. Yes, one year I play in Portugal. Very yes, <laughs> <Yeah. laughs> uh, Then he started uh, coaching in Domzale as uh, Mijanović's uh, assistant, I think. Yes, <laughs> yes. and uh, he coached uh, Domzale and uh, Zlatarok uh, between 2015 and 2017. Uh, he also assisted uh, Jurazdok and yes. uh, Igor Kokoskov in Slovenian national, in national team. Uh, so he was in the. Uh, in one of the pieces uh, that uh, they reached uh, victory in eurobasket here in Turkey here Istanbul. In, in Istanbul yeah. after Eurobasket uh, he was the head coach of Slovenian national team for the next uh, three years and in uh, 2020 he started uh, working uh, for our team with Igor kokoshkov uh, So, coach I hope uh, there is nothing I missed about your career if there is I can't ask you uh, to add it no you were... Perfect, prepared. No, no, you told everything, and uh, thank you for this introducing. <laughs> it's also good <laughs> for welcome. me to listen. To. <laughs> You're welcome. So, coach, uh, this is your fourth season at Fenerbahce and now the team is uh, preparing for Final Four. Uh, if you count uh, the Turkish League Cup and Euro League, the team almost uh, played, uh, I think, uh, 75, ma uh, seventy-five matches. Uh, there was also a change uh, of head coach in this process. Uh, we know that you are very experienced, but during the season uh, times uh, when the head coach change, experiences can be difficult, uh, not for the players but also for the coaches. Uh, what can you say about this uh, changing uh, process? Yes, you are right. It's actually it's not just uh, something different for the players; it's also for us assistant coaches, and.

And now this happened during the league, when the leak was going on and was everything was chaotic. We needed wins, we needed everything, and these things happen, Happened so all club probably, and also it's not easy for the new coach who is coming immediately to work with the people who, uh, who he doesn't know. So in both ways, it's not easy, but you have to fight and you fight. You have to uh, combine everything together, and then. Uh, as soon as possible try to, to act like we are already 100 years together <laughs> so after uh, sharaz arrived the uh, team found the opportunity to stay in istanbul for a long time uh, especially with the coming of the uh, fixtures Uh, schedule i think the benefits of this uh, section are positively uh, reflect uh, reflect uh, especially the defensive and offensive sets uh, as a result and as a result team won the turkish cup in konya uh, and teams uh, self confidence raised uh, we saw uh, behind the bench yeah. <laughs> we Soviet yeah. do you think uh, that winning the uh, turkish cup has a share in our pr promote to euroleague final four for sure

Nahajamo se tam, kjer smo zdaj. In seveda ima vsaka sezona težave, kot je bila ta sezona, ko smo imeli veliko poškodb na začetku. Nismo zmagali v tekmah, igrali smo tako, tako, nato pa se je vse začelo s tem domačim igriščem, kot ste rekli, in začeli smo zmagovati v tekmah, zmagali smo v tej pokalu in ta pokal je bil zagotovo ena od ključnih stvari tudi za našo sezono. and also uh, maybe you say uh, the breaking point of the season so far is, is turkish cup. i think it's turkish cup or unforgettable uh, victory. Uh, you, you... yes, probably for me, for me personally, breaking point were two breaking points. first breaking point was turkish cup and the second breaking point was uh, win at real court. so to win the. V tistem trenutku je najboljša ekipa v Evropi na svojem igrišču zagotovo dala zaupanje, kot da lahko igramo. In mislim, da je bila ta zmaga zame tudi prelomnica. So, coach, we, we know that your schedule is busy. Uh, what are your thoughts about the final four? We know that uh, you work on not only Panathinaikos but also on Real Madrid and Olympiacos too. Uh, we will face against Pana in the semi final, but actually, uh, two, final, two final matches are waiting for us uh, in Berlin uh, and not so much time between them. Yes. Uh, what can you say about uh, the final four? Yes, final four is. Uh... First of all being on final four is like living the dreams and this is really actually I will say like this for my opinion the point when you can judge if uh, season is good is this if you come to final four the season is good because then on the final four depends on a lot of things how healthy you come there it's only one game uh, how, in what kind of shape is this uh, right now this team so it's difficult thing for sure and but it's not only for us it's for four teams it's not only for us it's also difficult for olympiacos panata and uh, real madrid and for my opinion uh, this final four is uh, everyone can win i think that uh, both games first game so panata and fenerbahce is like a final, and the second game, Olympiacos and Real is like a final, yes. <laughs> and the next game is going to be again like a final, and let's say already now that fifth and the sixth team, which are Olympiakos and Tverbakhchev from the regular season, came to final four. This is a big achievement, you know, yeah. and also can happen that fifth and sixth team are playing final for the f in final four, you know. So this.

Njihova podpora bo pomembna tudi v Berlinu. Seveda, seveda. Spomnim se tekme, tekme te sezone v Berlinu. Igrali smo proti Albi. In ko smo prišli v telovadnico, je bilo skoraj vse rumeno. And, but you are thinking because Alba is also yellow, you know. <laughs> yes. <laughs> you think, okay, it's Alba. But when they start to cheer and you hear that they're actually 70 percent, 80 percent was our fans, you felt incredible. And there, really, this is big respect to our fans that they are supporting us in away games. This is, I think, there is a not a lot of uh, clubs having this thing like Fenerbahce is having. So you are coming to. Berlin, imate svoje navijače. Prihajate v Panevezi. Da, imate navijače. Prihajate na začetku sezone. Odpravili smo se v Rusijo, da bi igrali prijateljski turnir. Imeli smo navijače. To je neverjetno, veste, in, We in to je res velika spoštovanje do navijačev Fenerbacche. In dejansko, hvala, da to počnete zame. To veliko pomeni. Torej, trener, ali želite dodati še kaj? Um, yes, let's let's win the final four. Let's go there, brave, and let's try to win the final four. And I have feeling, good feeling, that we can do this. And of course, fans help us to achieve this uh, final four win. So thank, uh, thanks once again for spending your time for us, and uh, good luck in Berlin, coach. Thank you very much. Thank you very <laughs> much. Evet yardımcı antrenörlerimizden Adovan Trifinovic ile birlikteydik. Yardımcı antrenörlerimizi Final Four'a doğru programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Final Four'a doğru programımızda Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın yardımcı antrenörlerini ağırlamayı sürdürüyoruz. Şimdi de yanımızda Timuçin Yener var. Timuçin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet e, tabii tüm antrenörlerimizin tüm yardımcı antrenörlerimizin kariyerleriyle ilgili e, sizlere bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Timuçin hocamla da ilgili bilgi vermek gerekirse profesyonel kariyerinizde hocam e, genellikle başkent takımlarında e, forma giydiniz. Ogem Orman Spor e, birçok şehirde bir bulundu. Birçok şehirde de yine bulundunuz. Balıkesir, Gaziantep, Adana, Gazi Adana, Antalya. Antalya. Adana. Ee, yine İstanbul'da da Büyükçekmece'de de koruma e, giydiniz. De Ve e, kariyeriniz bittikten hemen sonra yine e, Fenerbahçe çatısı altında e, kolej takımımızda e, görev yaptınız. BGL takımında evet, asistan koçluk yaptım. Stajyer senemdi o sene. Bir sene sonra da e, kendimi bir anda A takım e, stafın içinde buldum diyebilirim. Peki nasıl bir duygu hocam? E, yani Fenerbahçe basketbol organizasyonu ile ilgili biz yurt dışında da e, olduğumuzda hep oradaki işte yöneticilerle de konuşuyoruz. Onlar da dışarıdan burada çok güzel bir organizasyonun olduğunu söylüyorlar ki buraya gelen oyuncular yine teknik adamlar da aynı şeylerden bahsediyor yardımcı antrenörler olsun. Burada hakikaten çok güzel bir basketbol organizasyonu var. Yani burada gerçekten herkes her çalışan nerede çalışıyorsa çalışsın bizlere iyi hissettirmek adına, oyuncuları iyi hissettirmek adına herkes elinden gelen en iyisini kesinlikle yapıyor. Bize de sadece gerçekten işimize odaklanmak kalıyor. O konuda gerçekten şanslıyız. Çünkü saha dışındaki kısımları minimum seviyede dahil olabiliyoruz. Sadece işimize odaklanabiliyoruz. O yüzden buradaki organizasyon hele ki diğer Avrupa'daki organizasyonlara göre bile gerçekten çok üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Evet peki hocam yani sezonla ilgili konuşalım. Normal sezona ilk 6 maçta 5 galibiyetle başladık. Sonrasında 7 maçta aldığımız 6 yenilgi ardından 12. sıraya gerilemişti takım. Orada bir baş antrenör değişikliği yaşandı. Yani antrenör değişiklikleri oyuncular için de zor periyotlardır. Siz yardımcı antrenörler açısından da ben belli bir seviyede zor olduğunu e, düşünüyorum. Bu süreçle ilgili neler söylersiniz? Tabii e, ben şunun altını sürekli çiziyorum. Yani Şarun 300 geldikten sonra Aralık ayının e, son iki haftalık bölümü bir de Ocak ayının neredeyse tamamını takım İstanbul'da geçirdi. Yani çok fazla e, hem Euro Lig'de deplasman yoktu hem de ligimizde de şehir dışında çok fazla e, maç yoktu. O süreç bir avantaj oldu herhalde. Kesinlikle avantaj oldu. Çünkü daha fazla bir arada olma şansımız da oldu, daha fazla kendi evimizde, daha fazla konuşma imkanımız oldu. Ee, ayrıca hani bu koç değişikliğinden sonra da genelde ilk reaksiyon her zaman iyi olur oyuncularda ama bunun devamında da oyuncuların iyi reaksiyonu devam etti. Bizim adaptasyonumuz konusunda da çok kolay olmuyor çünkü koçun ne oynamak istediğini anlamanız da belli bir süre alıyor nasıl çalışmak istediğini anlamanız da bir süre alıyor ama bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık ve kısa sürede adapte olduğumuzu da düşünüyorum. Ve sonuçta şu anda bu noktadayız. Final four'a gidiyoruz. Türkiye Ligi'nde çeyrek final oynayacağız. Yarın başlıyor maçlarımız. Umarım bu şekilde de tempomuza devam ederiz ve arttırarak oyunumuzu da daha iyi geliştirerek yolumuza devam ederiz. Peki kırılma noktası e, neydi hocam bu sezonun e, sezon içerisinde? Yani e, bizim görebildiğimiz kadarıyla oyuncuların özgüveninin de yukarıya e, çıkmaya başladığı süreç işte bu Ocak ayındaki dönem ve yani benim görüşüm sadece nacizane Türkiye Kupası'nın kazanılması olduğunu düşünüyorum ben. Hele ki o Türkiye Kupası döneminde gerçekten en üst seviyede basketbol oynayamaya başlamıştık. Yani oradaki performansımızın top seviyesiydi. Takım bir arada olmaya başladı koçun isteklerini daha iyi anlamaya başladı. Ne yapılması gerektiğini anlayıp sahada uygulamaya da başladıkları en iyi dönemimizdi. O dönemden sonra biraz böyle bir düşüş yaşar gibi olduk ama şu anda tekrardan hatta o Türkiye Kupası'nın da bir seviye daha üstüne çıktığımızı inanıyorum. İlk dönemde EuroLeague'de deplasmanda maç kazanamıyorduk. Bence dönüm noktalarından biri de en önemli dönüm noktalarından biri de Real Madrid deplasmanını kazandıktan sonra evet biz gerçekten en üst seviye takımız. Biz bunu hissediyoruz ve biz orada olacağız. Final Four'da olacağız. Ben dahil bütün oyuncularda, herkesin, kulüpte, her çalışanın bunu en iyi şekilde hissettiğini eminim. Evet yani Real Madrid deplasmanında ben de sizlerle birlikteydim. Hakikaten yani oradaki o galibiyet ve takımın özgüveninin daha da yukarıya çıkması oldukça önemliydi. Tabii bir Monaco serisini geride bıraktık. Benim görüşüm ki yani uzun yıllardır ben Euroligi takip ediyorum. Bir basketbol sever olarak yani hakikaten belki de en iyi playoff serilerinden biri. Yani i̇lk üçe zaten kesinlikle yazılır. Hatta ben bir numara olduğuna dair de. Görüş bildiriyorum Monaco-Fenerbahçe-Beko serisiyle ilgili. Yani bir tek bizim burada kazandığımız maç dışında diğer karşılaşmaların hepsi neredeyse son topa gitti. Hatta uzatmaya gitti zaten ilk maç ve son maç. ya yani Bu kadar çekişmeli bir seriden de bu kadar savaşarak takımın galip ayrılması çok çok önemli. Sadece basketbol teknik açıdan değil gerçekten mücadele olarak da çok evet. üst seviyeydi. Gerçekten sertliğin de en üst seviyeye çıktığı bir seriydi. Ayrıca 5. maçta yanlış bilmiyorsam ilk defa uzatmaya gidiyor Euroleague tarihinde. Zaten biliyoruz saat farkıyla Euroleague'de de ilk defa 5. maçta deplasmanda kazanan evet. ilk takım olduk. O yüzden çok gururluyuz. Evet peki hocam Berlin'le ilgili neler söylersiniz? Artık sonuna geliyoruz röportajımızın Berlin'de şüphesiz ciddi anlamda bir Fenerbahçe yani taraftarının fazla olacağına biz inanıyoruz. Her yani ne kadar biz de inanıyoruz. Ve Panathinaikos'ta ciddi taraftar kitlelerine sahip olan kulüpler olsa da zaten oradaki Alba Berlin maçında, Bayern Münih maçında çok iyi bir şekilde hatırlıyoruz. Berlin'le ilgili neler söylersiniz? Tabii bir Final Four organizasyonu. Ben tüm takımların %25 şansı olduğuna inanıyorum. Çünkü tek maç ve iki tane final maçı oynayacağız aslında orada. Size kesinlikle katılıyorum. Bence de her, yani her takımın eşit şansı var. Çünkü sadece iki maç, sadece bir top bir pozisyon, belki ufacık bir tip, belki bir Hücum ribanında dokunuş. Bunları daha önce de yaşadık, tecrübe edindik Fenerbahçe 2016'daki olarak. 2016'daki Berlin'deki işte Final Four'da Aynen belki öyle. orada topu tiplesek maç uzatmaya gitmeyecek. İlk şampiyonluk Berlin'de gelecekti. Aynen öyle. O yüzden yani orası içinde çok büyük konuşmak istemiyorum ama herkesin oradaki hedefi şampiyon olmaksa bizim de en az onların kadar şampiyon olma hedefi var. Herkes elinden gelenin yine fazlasını yapacak. Umarım, umarım mutlu sana ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum. Benim ben teşekkür hocam. ederim. Bu Çok yoğun de, programda bize zaman ayırdığınız için ve Berlin'de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Final doğru programında Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın yardımcı antrenörlerini ağırladık. Bir başka programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.